Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına. Bugün biraz size oto sigortalarından bahsedeceğiz. Gerçi sizlerden gelen soru ve yorumlar çerçevesinde bu programı kurguladık. Neden oto sigortaları? Tabii oto sigortaları diyoruz, trafik ve kasko sigortasından bahsediyoruz. Efendim şöyle, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İstanbul'u ağırlıklı etkileyen bir kar tüm Türkiye'de etkin ama İstanbul ciddi etkilendi, afet boyutuna kadar ulaştı ve birçok trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan dolayı da herkesin kafasında birçok soru işareti var. Sorulacak sorulardan bir tanesi şu, artık trafik sigortası tek başına yetmiyor diyorsunuz. Hani ne yapmak lazım özellikle çoklu kazalarda. Diğer taraftan bu kazaları hangi sigorta karşılar onu da şaşırdık diyorsunuz. Biraz o tarafa yöneleceğiz, biraz bilgilendireceğiz. Bir başka gelişme, 1 Şubat tarihinden itibaren trafik sigortasında primler değişecek. Yeni bir prim uygulaması başlayacak. Bunu da merak ediyorsunuz, nedir ne değildir diye sorularınızdan böyle anlıyoruz. İşte süremiz el verdiğince bu sorularınıza cevap arayacağız. Efendim tüm bu sorularınızı da Kor Sigorta Genel Müdürü Sayın Bülent Bora'ya canlı yayın konumuz kendisine ileteceğiz ve süremize el verdiğince cevapları alacağız. Canlı yayın esnasında sorularınızı paylaşabilirsiniz. bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda yayın sırasında diğer sosyal medya adreslerinde arkadaşlar paylaşacaklar. Sorularınızı iletebilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet, Kor Sigorta Genel Müdürü Sayın Bülent Bora. Sayın Bora hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biraz size izleyicilerimizin sorularıyla yoracağız, kusura bakmayın. Efendim Bülent Bey, Sayın Bora çok eski bir sigortacı. Evet. 40 yılı. Yaklaştı 40 yılı. bizim de kendisiyle tanışıklığımız herhalde bir 20 yıldan fazladır. Fazladır, evet. Bir dönem tarım sigortalarının başındaydı Sayın Bora. Evet. Daha önce de birçok sigorta şirketinde yöneticilik yaptı. Ya bunları niye söylüyorum? En yetkili ağızdır. Yani sorularınıza cevap verecek anlamında söylüyorum. Bülent Bey bir haberimiz var arkadaşlar hazırlamış onun üzerine konuşalım onu bir izleyelim. Olur tabii. Sonra sohbete başlayalım. Bir küçük haberimiz var efendim trafik sigortasında ne oluyoru birlikte izleyelim Sayın Bora ile sohbete başlayalım. Genel şartların değişmesiyle trafik sigortasında yeni düzenlemeler devreye girdi. Sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını bu aya özel %1,25 arttırdı. Şubat ayında ise bir defaya mahsus %20'lik artış yapacak. Yine Şubat ayından itibaren her ay fiyatlarını %1,5 arttırabilecek. 2021'deki kur hareketliliğinin yedek parça maliyetlerine yansıması ve enflasyondaki artış nedeniyle sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri %60 arttı. Toplanan primlerin yetmemesi ve şirketlerin 900 milyon liraya yakın zarar açıklaması üzerine prim fiyatlarında revizyona gidildi. Kamunun açıkladığı tavan fiyat uygulamasına göre İstanbul'da ilk defa sigorta yaptıracaklar, Şubat ayında trafik sigortasına en fazla 2.236 lira ödeyecek. 7. kademedeki en hasarsız sürücünün sigorta primi ise yine tavan fiyatta 1.300 lira olacak. Senede 3'ten fazla kaza yapan sürücünün ödeyeceği tavan fiyatsa 5.500 lira olacak. Şirketler kamunun açıkladığı tavan fiyat uygulamasının üzerine çıkamıyor. Uygulamada ise rekabet koşulları gereği çok daha düşük fiyatlara sigorta yapılabiliyor. Türkiye geneli ortalama trafik sigortası primi otomobiller için 721 lira oldu. Şubat ayındaki uygulamayla bu rakam 889 liraya yükselecek. Evet, bu prim artışını 1 Şubat'ta konuşacağız ama önce şu geçtiğimiz hafta kar nedeniyle yaşanan ve bize çok gelen sorular üzerinden biraz açıklamada bulunalım. Bu kar hasarlarını arkadaşlar da gösterirler zaten ekranda. Trafik sigortası mı karşılar, kasko sigortası mı karşılar? En çok aldığımız sorulardan bir tanesi bu. Önce buradan başlayalım Sayın Bora. Sonra tabii. Şu yetmediği yerler var. Yani onu da şöyle anlatayım. İşte bir izleyicimiz sormuş.
maalesef yokuş aşağı giderken kaymış ve 3-4 arabaya zarar vermiş. Zabıtlar tutulmuş, şu olmuş, bu olmuş falan. Hasar çok yüksek bir rakam. Bu sefer dönmüş oradaki kişiler, kardeşim sen ödeyeceksin demişler. Biraz bunlara bir açıklık getirebilir misiniz? Tabii. İsterseniz önce trafik sigortasıyla kasko sigortanın farkını dile getireyim. Trafik sigortası bir sorumluluk sigortası. Trafikte, karayollarında kullanılan araçların verecekleri zararları karşılayan üçüncü şahıslara ve başka araçlara veya başka sabit kıymetlere verecekleri zararlıya karşılayan bir sorumluluk sigortası. Onun için de zorunlu. Yani keyfe bırakılmamış bir araç eğer trafiğe çıkıyorsa mutlaka bu sigortayı yaptırmak zorunda. Yaptırmazsa zaten alıkonması mümkün emniyet güçleri tarafından. Kasko ise kendi aracınıza gelecek hasarları karşılayan bir sigorta. Bu hasarlar hani park yerinde de söz konusu olabilir. İşte karda kaydı, duvara çarptı, hasarlandı. O kasko sigortası onu öder. Ama trafik sigortası o karda görüntüleri ben de izledim televizyondan. Yokuş aşağı araba kayıyor. 3 arabaya birden çarpa çarpa gidiyor. O 3-4 arabaya verdiği zararı trafik sigortası kapsıyor. Allah korusun bir yayayı ezdiği takdirde ki asıl amaç da burada uğranılan mağduriyetleri gidermek, bedeni zararları gidermek. Dolayısıyla bu sigorta mutlaka yapılması gereken ve çok faydalı bir sigorta. Sigortalıların da işte o karda kayması aracın istenmeyen bir sürü zarara sebep olmasını karşılayan bir sigorta. Ama sizin de belirttiğiniz gibi yetmiyor. Çünkü nedir limitleri limit? Var. Şu anda maddi olarak 50 bin lira bir limit araç başına. Olay başına ise 100 bin lira bir limiti var maddi olarak. Maddi. Bedeni olarak 500 bin lira limiti var. Olay başına da 2,5 milyon limiti var. Yani Allah korusun bir kazada birkaç kişi öldüğü vakit uğranılacak zarar sorumlu olan araç sahibi. Burada kusursuz sorumluluk da söz konusu. Yani sizin aracınız, sizin kullanmadığınız bir anda bile kendiliğinden el freni boşanıp kaysa, zarar verse onu da bu sigorta ödüyor. Aksi takdirde siz ödeyeceksiniz. Dolayısıyla çok önemli bir sigorta. İşlevi çok çok fazla. Ancak yeterli değil. Bu limitlerin üstünde de zararlarla karşılaşılabiliyor. Şimdi burada bir gireyim. Zaten son birkaç yıldır araç değerlerine baktığımızda neredeyse en düşük araç, en düşük bile 150-200 bin liradan aşağıya araç yok. Dolayısıyla 50 bin lira. Ya ben mesela bakıyorum kimi araçlar var trafikte az buzda değil Bülent Bey. Yani 1 trilyon 700-800 bin lira bitiriyor, 2 trilyon ev fiyatına araçlar var. Şimdi bu araçlara ki bir tanesi izleyicimiz öyle olmuş bir lüks bir otoya çarpmış ve hasarda işte 150 bin liranın üzerinde 200 bin lira yakın bir hasar oluşmuş. Ama trafik sigortası karşılamamış. Ya 50 bin lirasını karşılamış, geri kalanı karşı taraf. İşte ihtiyari mali mesuliyet sigortası bir şey var. Nedir o? Yaptırmak gerekiyor. O çok önemli. Onu ihmal etmemek yani benim ve şirketimin bütün araçları ihtiyari mali mesuliyet sigortasıyla sigortalı vaziyette. Çünkü bir dediğiniz, verdiğiniz örnekte olduğu gibi bir lüks bir arabaya çarptığınızda yani çok küçük bir hasar da olsa hasar miktarları 150-200 bin, 300 bin çok rahatlıkla çıkabiliyor. Ama trafik sigortası bunun sadece 50 bin lirasını karşılıyor. Üstünü karşılamak için ya cebinizden ödeyeceksiniz ya da ihtiyari mali mesuliyet sigortasını yaptıracaksınız. Bu sigorta da işte trafik... Çok ağdalı ismi var Bülent Bey. Yani trafik sigortasının adı da aslında mali mesuliyet sigortası. Evet, biz onu kısalttık Allah'tan da onu kısaltamıyoruz ihtiyari mali mesuliyet. Bu da trafik sigortası limitinin üstünde olan üçüncü şahıslara verilen zararları karşılayan bir gene sorumluluk sigortası. Yani, İhtiyari adı
Yani isterseniz yaptırıyorsunuz, isterseniz zararı cebinizden ödeyebilirsiniz. Hadi anlamında geliyor. Anlamında geliyor. Peki bu trafik sigortası alırken aldığımız yerden, acente, banka her neyse oradan ben bu sigortayı da istiyorum. Hemen yaptırabilirsiniz ve çok düşük primler. Öyle mi işte onu soracağım tabii, ne kadar? Yani çok kolaylıkla yaptırılabilir. O tabii rekabet nedeniyle şirketten şirkete çok fazla değişiyor ama trafik sigortasının yarı fiyatına veya dörtte bir fiyatına ihtiyari mali mesuliyet, bir de alacağınız limiti de sizin belirlemeniz lazım. Orada da çünkü bir limit söz konusu. Limitsiz teminat veren sigorta şirketleri de var maalesef. Dolayısıyla prim değişiyor. Yani bir prim söylemek mümkün değil ihtiyari. Ama herhalde yüksek ama, bir rakam değil. Tabii tabii yok yani 300-500 bin liralık bir sorumluluk sigortasını işte 100-200-300 liraya yaptırabilirsiniz ki mutlaka yaptırmanız lazım. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Herhalde artık bu ihtiyari mali sorumluluk dediğin sigortanın artık bana göre bir hani bir lüks gibi falan gözükmemesi lazım. Hayır. Ciddi bir ihtiyaç haline geldi. İhtiyaç, gelmiş. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. Mesela bu soruyu şöyle de çevirebiliriz. Yine izleyicimizden gelmiş, kaymış. 2-3 arabaya zarar vermiş ve bu araçların toplam hasarı yani 200-200 bin liranın da üstüne çıkıyor. Bu sigorta olsaydı hepsini karşılar mıydı? Tabii, hepsini karşılar. Yani o aldığınız sigortayı yaptırırken belirlediğiniz limite bağlı. O limite kadar hepsini karşılar. Eğer yüksek bir limit belirlediyseniz bütün zararları karşılar. Mutlaka bir yaptırılması gereken çok büyük bir ihtiyaç. İhtiyari mali mesuliyet sigortası. Bunu bir izleyiciler uçakmak. Öğrensin. İhtiyari mali mesuliyet sigortası. Evet, trafik ve kasko sigortasıyla da beraber yapılabilir. Kaskoyla da veriliyor mu? Neden ihtiyaç? Çünkü bizim yani kasko sigortasındaki hasar frekansı yaklaşık %20'lerde. Yani bu 5 araçtan biri hasarlanıyor demek. Bu tek taraflı da olabilir, çok taraflı hasar da olabilir. Trafik sigortasında tabii daha adetler çok yüksek olduğu için mecburi sigorta. Orada frekans %8'lerde yani 100 aracın 8'inde mutlaka kaza yapıyor. Ve çoğunda da kusurlu oluyor. Dolayısıyla karşıya verilen zarar bu sigortanın kapsamında ama limit olduğu için limiti aşan zararlar da ihtiyari mali mesuliyet sigortasının kapsamında ödeniyor. Mesela bir izleyicimiz demiş ki bu bahsettiğiniz ihtiyari mali mesuliyet sigortasının çoğu şirket yapmıyor diyor. Öyle mi? Sigorta ben bildiğim kadarıyla yani tercih etmeyen, yapmayan şirket olabilir. 40 tane sigorta şirketi var. Tabii tabii. Birisi tabii. Mutlaka ileride yapanı bulmak var, evet. Kolay. Ben mesela şunu biliyorum. Kimi şirketler limitsiz veriyor bu polisi. Doğru. Kimileri işte sizin limit. Söylediğiniz gibi belli bir limite kadar veriyor. Doğru. Aslında çoğu kişi yapıyor. İhtiyaç. Peki bu bölümü burada bitirelim. Şu 1 Şubat'tan yani yarından itibaren başlayacak olan yeni tarife sistemine geçelim. Yani yeni tarife demeyeyim de ne olacak Bülent Bey? Şimdi siz yarından itibaren %20 bir kereliğe bir zam yapacaksınız. Artı %1,5. Bize az anlatır mısınız? Tabii. Şimdi bu trafik sigortasında primler için devletimizin yani sigortacılık denetleme ve düzenleme kurulu var. Daha önce Hazine Maliye Bakanlığı'nın bünyesindeydi Sigortacılık Genel Müdürlüğü. Ama şimdi bir özel kurum kuruldu ki sektörde uzun zamandır bu kurumu bekliyordu zaten. Dolayısıyla hepimiz uygulamadan memnunuz. SDK'nın koyduğu bir tavan sistemi var. Primleri araç bazında belirli bir tavana kadar sigorta şirketleri uygulayabilir. Şimdi bu sizin söylediğiniz 1 Şubat'ta artacak olan rakamlar bu tavanlar. Yoksa primler o kadar artmayabilir. Çünkü rekabet var. O tavanın altında zaten şu anda da tavanın altında prim uygulayan sigorta şirketleri mevcut. Çok sayıda mevcut. Dolayısıyla %20 artış yapıldığı vakit tavanda da bu demek değil ki bütün sigorta primleri %20 artacak. Aslında artması gerekir çünkü maliyetler çok yükseldi. Ama mesela bazı bazı sivil toplum kuruluşlarının başındaki kişiler aksine düşürülmesini savunuyorlar. Tabii, tabii. Ama işte araçlarda çoğu parça ithal. Ve
yapılan genel şart değişikliğiyle de orijinal parça kullanılması mecburiyeti getirildi ki bence yapılan değişiklikler içinde ben tek eksik olan kısım o. Yani bütün o sigortalılar lehine değişiklik yapıldı. Evet. Ve çok doğru bence. Sigortalıları korumak lazım. Araç sahiplerini korumak lazım. O yönde güzel bir adım atıldı. Fakat bu orijinal parça bence gereksiz oldu. Çünkü Türkiye bir yedek parça üretici firma. Üretici ülke. Ve bunu ihracat yapıyor. Şimdi bir orijinal parçayı üretiyoruz, ihraç ediyoruz. Sonra onu markalar tekrar Türkiye'ye ithal ediyor. Ve şeylerde kullanılıyor veya ihraç yapılmadan kullanılıyor. Ambalajında çünkü markanın adı yazıyor. Ama aynı üretici aynı parçayı kendisi markasız olarak da üretebiliyor. Eş değer parça evet. diyoruz biz buna. Dolayısıyla orada eş değer parçanın kullanılmasına izin verilmesi ülke menfaatleri açısından hem de yedek parça üreticileri ve ihracatçıları açısından çok çok olumlu olurdu. O maalesef orijinal parça sadece. Tabii yani. Orijinal parça. Ama vatandaş isterse, tüketici ister ise değil evet, mi? Evet. Eşdeğer yedek parçayı tabii, da tabii. tercih ediyor. Ama kimse tercih tabii. etmez diyorsun sen. Ama herhalde. Yani eşdeğerin başka versiyonları da var. Var yani benim kastettiğim eşdeğer orijinalin aynısı. Orijinal aynısı, evet. Sadece kutusunda o markanın logosu yok. Yani eşdeğerin aynısı, orijinalin aynısı diye düzeltiyorum. Benim kastettiğim o. Ona izin verilseydi bunu sağlayacak sertifikasyon sistemleri var. Yani standartlar, enstitüsü var. Dolayısıyla orada sigortalının kaybedeceği hiçbir şey yok. Gene aslında orijinal parça kullanılmış olacak ama ülke ekonomisine de bir o yönden bir... Ama orijinal olur. Parça olduğu için bir maliyeti arttırdığını tabii, söylüyorsunuz tabii. Siz. Yani gereksiz yere arttırıyor biraz. Öyle diyeyim. Döviz artışlarını biliyoruz, kur artışları nedeniyle bu parçaların da şeyi %60 oranında aşağı yukarı ortalama olarak artmış vaziyette. Sigorta şirketlerinin hasar maliyetleri de paralel olarak yükseliyor. Trafik sigortasının en önemli yani hasarın büyüklüğünü oluşturan kısmı bedeni hasarlar. Bedeni hasarlarda da tazminat hesapları asgari ücrete dayanıyor. Doğru. Asgari ücret de biliyorsunuz %50 oranında arttı. Dolayısıyla tazminatlar da en az %50 oranında artmış olacak. Bedeni tazminatlar ki orada bir olay bazında 2,5 milyona kadar otomobiller için söylüyorum limit var. Dolayısıyla çok rahat o limitler aşılacak şey olarak. Burada da tekrar ihtiyari mali mesuliyet sigortasının evet, çok önemi bir kere daha ortaya çıkıyor. Yani bu %20 bir seferlik artış ve ondan sonra 1,5 artışın nedeni bu herhalde maliyetin artması. Tabii. Yani trafik sigortası sektör açısından yıllardır bu zaten sürüyor. Zarar edilen bir branş. Ama burada zorunlu bir sigorta olduğu için biraz sosyal sorumluluk da var. Yani sigorta sektörü bu zararı sineye çekiyor. Hı hı. Ama bunun çekilemeyecek boyutta olmasını önlemek lazım. Yani burada da düzenleyici kurumların dikkat etmesi gereken konu sigorta şirketlerini zayıflatacak, mali bünyelerini zayıflatacak uygulamalardan kaçınmak olmalı. Yoksa biz bir şekilde kağıt üzerinde bu branştan zarar etmeyi göze alarak zaten bu... Fazla da yüksek olmasın diyorsunuz. Yapmayan sigorta şirketleri de var. Ruhsatı olmayan trafik branşında sigorta şirketleri de var. Peki son bir dakika bir şey soracağım. Yani gelen sorulara da bakıyorum. Bu söylediğiniz fiyat artışı birebir şekilde tüketiciye yansıyacak mı? Bir dakikada onun da cevabını alayım sizden. Birebir şekilde yansımayacak. Ama belki kısmen yansıyabilir. Ama rekabet hakikaten bizim sektörümüz ciddi rekabetçi bir sektördür. Mutlaka fiyat artışı yapmayacak. Zaten bu salgın döneminde 2 yıldır hemen hemen hiç artış olmadı primlerde.
Yani öyle bir gecikme de var. Dolayısıyla birçok sigortalı lehine, araç sahipleri lehine sigorta şirketleri önlemler aldılar. Ödeme vadelerini genişlettiler. İşte primleri arttırmadılar. Doğrusu yani %50 zam bence yapılmalı. Ancak o şekilde zararı sınırlayabiliriz. Zararı kaldırırız demiyorum, sınırlayabiliriz diye. Bülent Bora, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Hem sorulara cevap verdiniz hem de gerekli açıklamalar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok mersi. Efendim, Koru Sigorta Genel Müdürü Sayın Bülent Bora canlı yayın konuğumuzdu. Sorularınıza kısmen cevap verdik. Geri kalanları önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.